Yapacağım konuşma yarışmaya takılan ofislerden, ofis ekiplerinden biri olarak kendi aramızda yaptığımız yarışmalarla ilgili tartışmaları kapsamaktadır. Bu sebeple birbirinden farklı konuları küçük başlıklar altında, özellikle de kentsel tasarım yarışmalarına tartışmaya çalışacağız. Yarışma ekiplerinin masraf, zaman ve emek verdikleri yarışma projelerinin uygulanmamasının aslında üzerinde mutlaka olması gerekiyor. Sonuçta yarışmaların kurulma oranları düşüktür ve de sürekli projelerle ilgili duyumlar gerçekten düşündürücüdür. Ancak bunların öncesinde mimari ve kentsel tasarım yarışmalarının ardındaki motivasyon nedir? Kentsel tasarım ve kamusal alanın tasarlanması neden önemlidir? Bunun üzerinde durmak da fazla olduğunu düşünüyorum. Değer Suriç'e göre kamusal mimarlık bir kültürün kendine bakış açısının bir yansıması olarak okunabilir. Toplumun neyi önemsediğini ortaya koyma ve gönül kılmasının kendine ait değer yargılarını kendine ve dış dünyaya yansıtmasının bir biçimidir. Kentsel tasarım bir bakıma aynı kentte yaşayan vatandaşların ve kentlilerin ortak alanlar üzerinden yaşama kültürünü ve medeniyet düzeyinin ifade edilme biçimidir. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yapılaşmış çevre üzerinden kurulan bu ortak kültür algısı, yapı ya da emlak sektörünün popülist tanımları veya politikacıların popülist slogan söylemlerinden farkını ortaya koymak gerekir. Bu bakımdan kentsel alan ve ortak yaşam alanları üzerinden geliştirilen üretimlerin sözü ve söylemi olmalıdır. Kent üzerine geliştirilen üretimlerin, kent üzerine üretilen teorik bilgi, yani kent üzerinden geliştirilen üretimlerin sözü ve söylemi olmalıdır. Kent üzerine üretilen teorik bilgiye kaynak eder. Kentsel alanlar bu sebeple bilgi üretimine de olanak tanırlar. Üretilen bilgi, topluma ve toplumsal yaşantıya dönük olmasından dolayı kamusal yapılar, özel mülkiyetteki yapılara göre daha önemli ve anlamlıdır toplum için. Kentsel tasarım yarışmaları neden önemlidir? Yarışma bir projede önceden belirlenen ölçütlere uygun kararlar üretmekte hiçbir kişisel ve mesleki sınıf olmadan çok sayıda uzmandan yararlanma olanağıdır. Ve bu bir mimari mükemmeliyet arayışıdır. Yarışmalar mimarlık ortamında tanımlı kriterler çerçevesinde mükemmeliyet arayışında en çok başvurulan ve bilinen belki de tek yöntem olarak kabul görmektedir. Bu bakımdan yarışması yapılan kamusal binalar ve kentsel tasarımlar daha bir önemli olmaktadır. Kentsel tasarım yarışmaları mimarlık yarışmalarından hangi yönlerde farklıdır? Kentsel tasarım yarışmaları mimarlık yarışmalarından oldukça farklıdır. Bu farkları biraz da referans vererek dört farklı başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi, bir kentsel tasarım probleminin çözümünü çoklu disiplinlerin farklı beceri ve bilgilerini bir araya getirmeyi, uyumlu bir şekilde örtüştürmeyi gerektirir. İkincisi, içerik farklıdır. Kentsel tasarım problemleri, mimari ve mimari olmayan ögeler arasında ilişkilere odaklanırken bina yarışmaları büyük bir dikkat ve tek amaçlı mimari ürünlere odaklanır. Üçüncüsü, bağlam farklıdır. Eğer arazi boşsa yarışma problemi bina yarışmasındaki duruma benzer ama arazi şehir dokusu içerisinde bir mahallede ya da şehir merkezinde ise değişim bir müdahaleyi temsil eder. Dördüncüsü, yarışmanın fiziksel arsası sıklıkla birbiriyle çatışan kamusal ve özel çıkarların ve alanların karmaşık bir birleşimidir. Bu tür problemlerin çözülmesi genellikle bölgesel güç, kontrol ve farklı toplumsal grupların, hakların gerçekten de sembolik olarak tekrar dağıtımına ya da düzenlenmesini içerir. Bu koşullar yalnızca karmaşık ve teknik olarak tartışmalı olmakla kalmaz, aynı zamanda doğrudan politik karar alma alanına da girer. Yönetimler ve kamu görevlileri bu karar alma sürecini tasarımcılara yüklemek için yarışmaları kullanabilirler. Hem yarışmayı düzenleyenlerin hem de yarışmacıların söz konusu çıkarları ve riskleri artar. Bu bakımdan karar alabilmek adına kentsel politikaların varlığı ve katılımcı mekanizmalar önemlidir. Bir miktarda kentsel politikalardan bahsetmek istiyorum. Kentsel politika ne demektir?
Kısaca tariflemek gerekirse, kentsel politika, kente nasıl bakılacağı ya da nasıl bakılması gerektiğini gösteren, kentsel yaşamı ve kentsel yönetimi hedefleyen, vizyon ortaya koyan, anahtar nitelikli görüşler olarak tanımlayabiliriz. Bir başka bir işe, kentin gelişmesi adına bir anayasal zemin, temel alınan düşüncelerin bütünselliğidir. Batılı ülkelerde kentsel politikalar üzerinden planlama ve kentsel tasarım eylemleri yürütülürken bizde maalesef kentsel tasarım yönetimlerin ve yöneticilerin karar verdiği bir süreçler içerisinde bir araç konumundadır. Kentsel tasarım yarışmaları politikacıların ve siyasetçilerin elinde onlara malzeme olmaktadır. Siyasi ve kişisel politikalar ve genel siyaset eğilimleri kentsel politikalardan uzak kendi başına ön planda yer almaktadır. Kentsel tasarım projeleri politikanın parçası olmaya mimari projelere oranla daha yakın görünmektedir. Çünkü politikayla uğraşanlar kentin büyük parçaları ile ilgili ve bu konulara kitlelerin ilgi duyduğu bu konular kitlelerin de ilgi duyduğu konuların başında gelmektedir. Ne de olsa imar rantı üzerinden zenginleşmeye ilgi duyan bir toplumsal yapımız var. Yöneticiler yarışmalara büyük ilgi gösteriyorlar. Yarışmayla elde edilen projeyi uygulamasalar bile proje içerisinde yer alan bazı kavram ve başlıkları kullandıklarında projeyi yapmış kadar oluyorlar. Bu başlıklar nedir? Herkes için erişilebilirlik, katılımcılık, ortak akıl, sürdürülebilirlik, yeşil kent, akıllı kent ve bu listeyi uzatabiliriz. Yerel yönetimlerin, idareler ve kurumların yarışmalar kapsamında konuşmaktan hoşlandıkları ve kaçındıkları konular olduğunu da fark ettik. Konuşulanlar biraz evvel bahsettiğim popülist konular. Konuşulmayanlar var. Konuşulmayanlar tasarımla ilgili standartlar, kalite, nitelikler. Konuşulması arzu edilmeyenler. Projenin maliyetleri, uygulama süreçleri, mevcutluk. Katılımcılıkla ilgili düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Katılımcılık, kentsel ölçekteki projelerin hazırlanmasında ve tasarlanmasında başarı giden bir yöntem olarak değil, ancak profesyonel süreçlerin parçası olması gerekir. Yapılsın mı, yapılmasın mı gibi temel kararlarda halkın katılımı önemlidir. Ancak karmaşık karar alma süreçlerini içeren profesyonel bilginin öne çıktığı konularda ise profesyonel katılımın öne çıkartmakta fayda görüyoruz. Katılımcılık farklı aşamalarda değişkenlik gösterebilir. Kentteki işlevsel ekonomik unsurlar projenin maliyet yönünün katılımcılığı olumsuz etkilememelidir. Karmaşık olmayan, daha tanımlı ve karmaşık fonksiyonlar içermeyen alanlarda halk katılımı, kullanıcı katılımı gibi konularda öne çıkarken, karmaşık kentsel alanların tasarımında altyapı, ulaşım, kentsel ilişkilerin oluşturulmasında profesyonel katılım öne çıkar. Özellikle kentsel dönüşüm ve yenilenme alanlarında yerel yönetimlerin ve devlet kurumlarının temel görevi, hak sahipleri mağdur etmeden yeniden yerleştirmek, sosyal sürdürülebilirliği sağlamak olmalıdır. Son olarak eğitimle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Yarışmalar özellikle genç mimarlar başta olmak üzere tüm yarışma katılımcılarının bir stüdyo ve eğitim ortamı sunmaktadır. Bu ortamın kazandırdıklarını ölçebilmek kolay değil, ancak nitelik ve eğitim üzerine elde edilen ölçemediğimiz kazanımları ve dolaylı kazançları anlayarak sağduyulu bir farkındalıkla toplum olarak kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan yarışma ortamını bir iş dağıtım mekanizması olarak ele aldığımızda yarışma sayılarının artması, kamu yapılarının ve kentlerdeki ortak yaşam alanlarının bu tartışma ortamlarında verilen kararlar ile şekillenmesi henüz öğrencilik yıllarında olan genç mimarların mesleklerine duyacakları yaklaşımları ve genç ofislerin yapılanmalarını etkileyecektir. Yapılan üretimlerin ve tartışmaların ulusal ve toplumsal kültürümüzün şekillenmesi adına önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani konuşmaları bitirdikten sonra oturumu toptan değerlendirecek bir tartışma daha anlamlı olur diye düşünüyorum. O nedenle ikinci konuşmacı olarak Ozan Önder Özener'i davet edelim ve yarışmalar ve mimarlık